Anne defter alacağım, para lazım. Ne oldu anne? Birkaç gün bekle. Sonra. Geldi. Ya adresi bulana kadar canım çıktı. Bilseydim gelmezdim vallahi. Şehir değil ki burası. Al mektubunu hanım. Bir daha da gelmem ben. Bu nasıl iş ya? Dağ başı vallahi. Cemile. Milli Eğitim Müdürlüğü Mete'yi affetmiş anne. Şükürler olsun Allah'ım. Ne oldu anne? Ne bağırıyorsun? Müjdemi isterim. Söyle artık anne. Anne hadi söyle, çocuğu bekletme. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden mektup gelmiş. Hani Berin abla dilekçe vermişti ya cezana itiraz için. Oğlum itirazımızı kabul etmişler. Seni okula kabul ediyorlar. Allah'ım çok şükür yarabbim. Çok şükür. Sevindin değil mi oğlum? İyi oldu değil mi oğlum? Ben okula gitmeyeceğim anne. İyi oldu, iyi oldu. Şimdi gidersin okuluna güzel güzel. Okursun okulunu, kavga falan da etmezsin. Derslerini çalışırsın. Anne, ben artık okula gitmeyeceğim. Bıraktım. Gitmeyeceksin de ne yapacaksın? Serseri mi olacaksın? Ben zaten serseri değil miyim? Okula gitsem de bir şey değiştiği yok. Çıkıyorum ben. Sen anlamıyorsun. Ben dışarı çıkıyorum. Anlamıyorsun. Gençsin, anlamıyorsun. Ben okula gidiyorum anne. Ben de. Benim de işim var. Bekleyin, birlikte çıkalım. Aylin. Mete'nin bir öğretmeni var ya, müzik öğretmeni mi ne? İnci hocam. Hı. Sen onun evini biliyor musun? Biliyorum. Mete'nin durumunu ona anlatsak da o da bir Mete ile konuşsa. Belki Mete onun sözünü dinler, okula döner. Mete adına çok sevindim. Okula dönebilecek olması çok güzel. Aksi çok fena olurdu. Mete çok akıllı, çok duygulu biri. Hiç de dıştan göründüğü gibi değil. Ama işte okumayacağım, okula gitmeyeceğim diye tutturdu. Yaşadıklarını unutması kolay değil. Biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmanız gerekiyor. Mete bir haksızlığa uğradığını düşünüyor. Aslını sorarsanız pek de haksız sayılmaz. Bizi dinlemiyor, hiç konuşmuyor. Odasına kapandı. Acaba diyorum... Acaba... Siz konuşsanız Mete'yle. Bilmem ki. Yaşananlardan sonra. Az önce Mete'nin haksızlığa uğradığını söylemediniz mi hocam? Evet ama... Pekala. Mete'yle konuşacağım. Ben halk evinde müzik kursları vermeye başladım. Söyleyin yarın öğleden sonra oraya gelsin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Mete. Girebilir miyim? Gel. Ne yapıyorsun? Hiç. Sana bir şey söyleyeceğim. İnci Hoca sana haber gönderdi.
dedi? Seninle konuşmak istiyormuş. Yarın öğleden sonra halk evinde müzik kursu veriyormuş. Seni orada bekleyecek. Sen nerede gördün İnci Hoca'yı? Karşılaştık işte. Nerede ama? Aman, sokakta karşılaştık. Tesadüf. Ama ne tesadüf. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.